Yoksa bir şey ekleyebilir miyim Zafer Bey? Bir, bir yerde Sine de devam edelim aslında çünkü. hocam. Heh, tamam. Ee, şu konuların hepsine katılıyorum. Şimdi Irak kalkınmak istiyor gerçekten. Ee, gayri safi milli hasılasına baktığınız zaman yaklaşık Türkiye'nin beşte biri. Uzun bir dönem elbette ki Amerikan emperyalizme maruz kaldı. O yüzden Türkiye'nin uzattığı bu el, bu kalkınma yolu gerçekten çok değerli. Ama şu nokta var. Irak aslında PKK ile olan ilişkilerini birdenbire bir düşmanlık... Pozisyonuna geçirmek istemiyor. Bu konuda bir takım çekinceleri var. Ee, şöyle düşünüyor. Türkiye diyor kendi sorununu çözdüğü zaman aslında bizim sorunumuz da çözülecek gibi bir mantık çalıştırıyor. Ama e, tabii Türkiye için bu çok büyük bir süreç. Hem e, askeri hem de psikolojik olarak savaşa hazırlık yapması gerekiyor. Kalkınma yolu elbette ki çok önemli. Çünkü Favliman'dan işte Avrupa'ya kadar gidecek, Türkiye üzerinden hem demir yoluyla hem karayoluyla beslenecek bir sistem. 17 milyar dolar, 17 milyar dolarlık bir yol. Ama siz böyle bir yol yaptığınız zaman elbette ki bu yolun güvenliğinin de olmasını istersiniz. Yani hem bu yol PKK terör saldırılarına maruz kalmasın, hem de bu yolun güvenliği başka ellere geçmesin. Aslında Türkiye burada kazan kazan manfıtıyla hareket ediyor ve Irak'a da bu anlamda elini uzatıyor. Bu konuda efendim burada mı birleşiyor görüşlerimiz? Belki burada birleşiyor. Ama şurada sayımız. ayrılıyorum. Heh. Sayın Şahin de söylediği gibi şimdi Irak'ta tek bir yönetim yok. Ya da Kesinlikle. yönetim varmış gibi gözükse de arkasında birçok ülke var. Ee, ama Bağdat yönetimiyle görüşmenin bile önemliliğini kalkınma yolu projesinden yola çıkacak olursak. Evet. Bağdat kendi fikriymiş gibi söylese de işte biz artık istemiyoruz e, terör unsurlarını burada topraklarımızda derken. Yani sanki başkalarının söylemek istediklerini mi söylüyor? Artık buradan geçiş güzergahı oluyor. Evet aslında Bağdat e, PKK'yı yasaklıyor. Örgüt ilan etti. Evet. Yani henüz bir terör örgütü olarak ilan etmedi. Yasaklı olarak örgüt olarak ilan etmesini de biz olumlu bir gelişme olarak gördük. İkinci e, Güvenlik e, Kongresinde yanılmıyorsam açıkladı. E, ama yeterli değil. Dedi ki Irak biz dedi PKK'yı siyasi mülteci olarak dedi kabul edeceğiz dedi. E, hatta şöyle söyledi. Irak hükümet sözcüsü. Irak'ta her PKK üyesi siyasi mülteci olarak kabul edilecek. Siyasi ve askeri faaliyette bulunma ve silah taşıma hakları olmayacak. Irak hükümeti Birleşmiş Milletler ve uluslararası İnsani yardım kuruluşları tarafından denetlenecek dedi. Şimdi bu Türkiye için olumlu bir gelişme mi? Olumlu bir gelişme. Ama yeterli bir gelişme mi? Yeterli bir gelişme değil. Çünkü aslında Sayın Erdoğan e, gittiği zaman Irak'a gittiği zaman Irak ordusunun da kuzeyde konuşlanması ve Türkiye'ye destek olmasını istiyordu. Terörle mücadele açısından baktığınız zaman ama bu konuda tam olarak nihai bir anlaşma sağlanamadı. Çatışma, savaş ve gerilim şu an için Bağdat'ta istenen bir şey değil. Sayın Erdoğan da işte Irak ordusu kuzeyde konuşlansın dedi, pozisyon alsın dedi, seferber olsun dedi. Ama Irak hükümeti ne yazık ki daha bu aşamada buna yanaşmadı. Onların yapılacakları, yapabilecekleri belli yerlerde sınır muhafızları yerleştirebiliriz dediler. Yani Türkiye'nin bu isteğine daha henüz tam olarak cevap verilmiş değil. O yüzden harekat yeterli olgunluğa gelmedi demek istiyorum. Bu gelişmelerin de olması lazım. Çünkü kalkınma yolu gerçekten çok önemli bir yol, çok değerli bir yol. Çok da paralar, büyük paralar harcanacak. E peki buna kim çomak sokacak? Bunu elbette ki İran istemeyecek. Çünkü İran İran güçlü bir devlet olması, Türkiye'nin de orada güçlenmesini istemeyecek. E Amerika Birleşik Devletleri Hindistan üzerinden giden bir yolu istiyor. O yüzden o konuda da kafamızda soru işaretleri var. Tabii siyasi hareketin yapılabil, askeri hareketin yapılabilmesi için tüm bu koşulların uygun hale gelmesi gerekiyor. Evet kalkımı yolu konusunda uzlaştık. Su konusunda da önemli projelere imza attık. Çünkü su konusunda da özellikle Irak'ın önemli çekinceleri vardı. Dişleden saniyede 400 metreküp, Fırat'tan da 500 metreküp su bırakılmasını istiyor Irak. Ve bu konuda da Ankara ile birbirlerine yaklaştılar. Mutabakta göre petrol gerilinden kurulacak olan bir sulama fonuyla yeni su sistemleri Yapılacak kapalı kanallar açık kanallar kapalı kanallara dönüştürülecek kurak dönemlerde çeşitli regülasyonlar sağlanacak yani su konusunda da bir anlaşmaya vardık petrol konusunda da gelişmeler var kalkınma yolu konusunda da gelişmeler var ama gerin görün ki Bağdat tam olarak daha ülkesinde bir savaş PKK ile bir savaş istemiyor. Siyasi mülteci olarak kabul etti onları. Dedi ki buradan hiçbir devlete bir işte bombalama faaliyeti yapılmayacak şeklinde bir açıklamada da bulundu. Irak topraklarından başka bir ülkeye saldırı düzenlenmesine biz izin vermeyeceğiz dedi. E bu da güzel bir gelişme ama şu an için PKK ile bir düşmanlık ...ilişkisine girmeyi düşündüklerini tam olarak söyleyemeyiz. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı Bağdat'tan sonra Erbil'e de gitti. Erbil'de de Türk bayrağı asılmıştı. Bu da evet. çok güzel bir gelişmeydi. Çok olumlu bir gelişmeydi. Ee, Kürdistan Demokrat Parti de bu ziyaretten çok memnun oldu. Sayın Erdoğan'ın bu ziyaretinden. Ee, ama tabii bir tarafta da Kürdistan Yurtseverler Birliği var Süleymaniye'de. Onların da bir takım talepleri var. Mesela... Türkiye'den, daha doğrusu kendi hava sahasından kalkan uçakların Türkiye'nin hava sahasına açılmasını istiyorlar. Sayın Erdoğan'a bu taleplerini ilettiler ama Sayın Erdoğan şimdilik elbette ki bunu pek de olumlu olarak karşılamadı. O yüzden olumlu gelişmeler var ama tam olarak hareket için zamanlama şu anda bence oluşmadı. Türkiye elbette ki görüşmelerini sürdürecek. Irak'la çok önemli anlaşmaların altına imza atıldı. Kalkınma yolu da bunlardan bir tanesi ama hareket içinde gerekli şartların oluşması gerekiyor ve Irak'ın bu konuda Türkiye'ye tam destek vermesi gerekiyor. Bir kere bunu göze alması gerekiyor yoksa bu kalkınma yolu yani bu kadar yüksek maliyeti olduktan sonra PKK'nın denetimine ya da PKK'nın terör faaliyetlerine açılacak bir yol değil. O yüzden Irak'ın bu konuda tam olarak kararlı olması gerekiyor. Siyasi mülteci olarak kabul etmesi, yasaklı örgüt olarak kabul etmesi yetmez tam olarak terör örgütü olarak tanıması gerektiğini ben düşünüyorum. Şimdi Coşkun Hocam, aslında tüm konuklarımızla bu sürecin masada nasıl çözüleceğini konuştuk ama harekatın bir diğer önemli kısmı da saha. Bir harita üzerinden sizinle devam edelim. Ama ben sahaya ee, da bir şeyler söyleyeyim. Tabii tabii hocam, söyleyin. Siz katkınızı sağlayın bir önemli o başlıkta da ama aslında. şunu merak ediyorum. Bu operasyon gerçekleşirse ne kadar derine ineriz? Ee, ve sınır hattında var mı kulağınıza gelen bir hazırlık ya da bu süreçle ilgili bu yaz bitecek ya da bu yaz farklı bir şekilde PKK terör örgütüne yönelik operasyonlar Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve Milli Savunma Bakanı Sayın Güler tarafından gelmişti geçtiğimiz aylarda haftalarda ama sizin bildiğiniz bir bilgi ya da ulaşabildiğiniz var mı? Şöyle Göksu, hani ben önce masayı sonra sahayı birleştirerek bir Evet lütfen. okuma yapayım. Yani bilgiden çok şimdi e, benim Star Gazetesi'ndeki yazı günlerim perşembe cumartesi İkisine de ayırdığım başlık Irak. Hı. Perşembe günü şöyle bir başlık atmıştım. İran 15 Temmuz dedim. Hangi tarihe? 22 Nisan. Senin de gittiğin o anlaşmalar imzalanan evet. güne. Niye e, 15 Temmuz benzetmesi Niye? yaptık? Çünkü Irak da hani bizdeki adı FETÖ ama Irak'taki <laughs> yapılanmasının adı Kestizani diye bir örgüt 91'de anahtar teslim ülkeyi Amerika'ya verdi. Ben tam şuralardaydık işte o harekat zamanı ve hani elini kolunu sallayarak çekiş güç benzetmesi altında işgalci bir yapı Irak'a girdi. Bir Allah'ın kul hesap sormadı. Ve o gün bugündür çeşitli badirelerden de geçse neticede işgal ve kan içinde yüzen bir Irak tablosu ortaya çıktı. Şimdi ilk defa Irak hani bu bizim 15 Temmuz'da yaptığımız gibi kendi ayaklar üzerinde duracak bir noktaya getirecek boyuta işi taşıdı. Şimdi Gaffar çok güzel bir yerden başladı. 19 Aralık. Bana göre miladi takvimde orası. 19 Aralık'ta Fuat Hüseyin, Irak Dışişleri Bakanı bizim Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan ve heyet, askeri evet, ve sivil evet. heyet Ankara'ya bir ziyarette bulundular. Ve o ziyarette, o ziyarette çok kritik az ve öz bir açıklama yapıldı. Biz dediler çeşitli başlıklar altında mutabakata vardık. Bir mutabakat imzalıyoruz. Bundan böyle dediler birçok alanda Türkiye ile ortak iş gidiyoruz. Bir de ek yapalım ona. Şimdi bakın o ziyaret 19 Aralık çok önemli. Gerçekten önemli bir tarih. Miladi bir tarih. 19, 19 Aralık tarihini biz, yani ben de kendimi de dahil edeyim. Türk basınından çok İngiliz basını izledi. İngiliz basını yazdı. Çünkü İngilizler orada bir üzerlerine bir cisim yaklaştığını gördüler ve bu konuya çok ilgilendiler. Evet. Onun arkasından 2-3 hafta içinde Türkiye-Irak ilişkileri ve PKK konusuyla ilgili İngiltere basınında 6-7 tane makale yayınlandı. Bak çok enteresan bir şey. Hmm. Yani 19 Aralık o kadar önemli bir tarih ki. O heyet bizim davetimizde geldi. Bak, miladi dedim. Daha Türkiye çok... örgütün yani tabir caizse örgütün bitinin kanlandığını fark etti. Amerika'nın orada bir şeyler kaşıdığını fark etti. Türkiye bu hamleyi yaptı ve bizden daha çok izleyen İngiliz basınıydı. İngilizlerdi. Bu çok benim çok ilgimi çekti. Mesela biz de yazıyoruz. Gazetmen, ne gazeteci, ben de yazıyorum. Gazetelerimiz yazıyor. Fakat biz biri yazıyorsak İngilizler üç yazıyor. Allah Allah. Bu adamlar niye bu kadar ilgili bu konuyla? İşte neticesi çıktı ortaya. Ha, ve ben o gece en rahat uyuyanlardan biriydim. Trump dedi ya, "En rahat ben uyudum." diye. Ben de o gece rahat <laughs> uyudum. Niye? Çünkü e, burada artık işin sonuna gelindiğinin alarm zilleriydi bu. Yapılan görüşme Göksu o ara Gaffar bahsetti. Heyetler geldi gitti. Sessiz sedasız. Bizden Savunma Bakanımız, İstihbarat Başkanımız, Dışişleri Bakanımız gitti. Onlardan geldi. Hiç köpürdüğünü... MİT Başkanı gitti. Heh, mit MİT Başkanı. Hiç köpürdüğünü duydunuz mu? Şöyle oldu, böyle gelişmeler yaşandı. Bak ta 22 Nisan'a kadar, senin o geldiğin güne kadar hiç kimse bir şey duymadı. Ya biraz, biraz da şöyle içeriğini oldu de, galiba. Ha. İçeriğini de son haftalarda kazanma yolunu Biraz, kalkınma da, yolun biraz da biz evet. çok duyurmak istemedik anladığım kadarıyla. Yani ya Türkiye'yi çok köpürtmek ve çok istemedi. Doğru bir politikaydı o. Ee, ama Amerikalılar, İngilizler de çok olayı böyle göstermeye çalıştılar galiba. Ha. Son, Orada, son haftalarda kalkınma yolunu artık konuşmaya başladık ama içeriğini bilmiyorduk ha. bu arada. Bak su, spor, eğitim, sağlık. Son gün öğrendik ya bunları. Son, son gün evet doğru. Bak son gün öğrendik. Ve doğru olan da buydu. Ankara dedi ki Irak'a hemşerim davul çalmaya gerek yok. Yedi düvele duyurmaya gerek yok. Çünkü sulandıracaklar. İşin içine başka güçler girecek. İlerleme kat edemeyeceğiz. Yaşanmış tecrübeler var. Doğru olan sessiz sedasız alt komisyonlar görüşsün. Bakanlıklar görüşsün. O herhalde ilk 19 Aralık'ta başlıkların zaten ne olacağı belirlendi. İyice olgunlaştıktan sonra çıkalım sahneye, kurdeleyi kesip bu işi bitirelim. Ve sen 20 Nisan'da ona şahitlik ettin. Peki o zaman buradan şunu da çıkarabilir miyiz hocam? Ee, Bağdat yönetimiyle Türkiye aynı mı değil mi? Ee, o noktaya geldi mi Geleceğim. gelmedi mi? Ee, aslında araya. başlığını Sayın Yakıncı açmıştı ama e, Bağdat yönetimi veya Erbil yönetimi şunu anlıyoruz. O zaman Türkiye'nin dinliyor. Türkiye'nin evet, e, evet. mesela sizin söylediğinizden çıkarak evet. işte bak biz bunları daha önce yaşadık. E, sen de dikkatli ol dediği anda ha tamam bunlar biliyorlar. Ben de ha. bu yolda ilerleyeyim. Kendi bildiğini de okuyabilirdi. Şu elbette. Elbette bunları biz yaşadık. Hı hı. Az önce senin sorun kıymetliydi ama e, bana göre istikamet biraz farklı olsa daha iyi olurdu. Neydi o soru? Neydi? Hani 25 40 yıldır 30 yıldır hı. oturan işgalci bir kiracı ki Gaffar orada işgalci yok işgal. işgalci güzel şu anda iyi niyetle söyledi ama tabii o evet, yani doğru. benzetmeden evet. çıkarak ama işgalci bir, bir hata tutulursun. olmaz ama, ama bir şey söyleyeceğim şimdi kiracı diyorsunuz da e, kiracı mı işgalci mi Irak da yıllardır gayet de mutlu onlarla yani PKK. kirayı vermiyor. O evet ha o kiracı mı ama... mi tartışmasını da şimdi aç. Ya tamam. Bağ, Bağdat'a ve Iraka göre. E, tam oraya geleceğim. Ben. Ya doğru. şimdi o bana tamam itiraz ettiğiniz anlıyorum ama <laughs> Yok, ben de sana kendimi doğru. savunayım sana, madem sana öyle. Dokun... Iraka göre yıllarca ya da Irak'taki e, Irak yönetimine destek verleyen ülkelere göre. <laughs> Bence kiracı da olabilir. Talabaniye göre ev sahibi. Artık. Şöyle. Ha bak Talabaniye göre ev sahibi. Hayır. O soruya bak Doğru o soruya mi? var ya. Öyle bakıyor. O soruya öyle. şöyle bir bakış açısıyla sorsak belki daha e, tam yerine oturur. Hani 40 yıldır çıkmayan kiracı yerine 40 yıldır politikasını değiştiremeyen Irak bu kabuğu yırtıp yeter artık benim dediğim olacak noktasına gelebilir mi? Bu soruyu sorduğum takdirde şimdi taktik... söylemde bugün bunu gördük. Heh ya da biraz gördük biraz diyelim gördüm. değil mi? Biraz. Bravo, bravo. Biraz Niye gördüm. biraz biliyor musun? ben Zafer'in söylediklerine katılırım. Yani biz işi olgunlaştık bir yere getirdik. Ama İpek hocamın dediğine de katılırım. Can sıkan o cümle, mülteci yani teyide muhtaç da çünkü bir hani yalanlama veya bir itiraz gelmedi. Böyle bir haber dolandı. Evet, siyasi mülteci. Ha, ben dedi. onu şuna yorarım. Ben onu şuna yorarım. İran içinde senin az önce ilk başlangıçta vurguladığın o çok doğru bir tespit var. Klikler var. Klikler. Bunlar aşiret yapısında var. Bunlar mezhepsel var. Bunlar etnik anlamda bölünmeler var. Hatta İran hep ne deriz biz? Üçe böldüler. Şiiler, Sünniler ve Kürtler diye. Yetmedi. Kürtleri de ikiye böldüler. Erbil ve Süleymaniye diye.